Sevgili dostlar Erkan Tanla Başkent'ten programında şimdi stüdyodayız. Stüdyoda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayında genel başkan adayı olanlardan birisi var. Efendim ben Twitter aracılığıyla bu görüşümü paylaştım. Pazar günü MHP'nin kurultayındaydım. Hem Sayın Bahçeli hem Sayın Koray Aydın'ı hem Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu dinledim ve oradaki tepkilerle şöyle bir cümle kurdum. Delegenin genel başkanı Devlet Bahçeli, tribünlerin genel başkanı Koray Aydın, gönüllerin genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. Çünkü hem Koray Aydıncılar, hem Devlet Bahçeliciler, hem delegeler ayakta çılgınca alkışladılar Müsavat Dervişoğlu'nu. Ama 48 oyda kaldınız. Hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ederim efendim. Hoş bulduk. Sita işker sözleriniz için e, ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle de e, tüm Türkiye'ye günaydın dileklerimi iletiyorum. İnşallah güzel bir gün olur. Ifade ettiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi 10. Olağan Kurultayında en fazla sevilen, sevilen ve takdir gören aday kimliğimizle tanınıyoruz. Bana bu şerefi bahşeden tüm dava arkadaşlarıma ve dostlarıma buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. İnşallah Güzelliklere vesile olur. E, dünyada e, belki de siyasi tarihte e, bu kadar az oy alıp da bu kadar sevgi ve takdir toplayan e, başka bir aday da olmamıştır olamaz. Evet demişlerdi düşünüyorum. ki sizin için aday bile olamaz kardeşim. Bulamaz 40 imzayı çünkü tüzüğe göre 40 üzeri 40 ve üzeri mi evet, evet. evet bir imza toplamanız lazım da aday olmak için ee, önce e, aday olamaz dediler şükürler olsun ki oldum bu alanda çok çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı evet. daha sonra da 40 imzayı bulamaz dediler e, tüzükte yapılan değişikliğe göre bu 40 imza esas itibariyle adaylık değerinin yükseltilmesi ve korunması amacını taşıyordu ama bunun yanında gördük ve anladık ki bir lider adayının dava ve kader arkadaşlarına ne kadar ihtiyacı olduğunun da bir anlamıyla delilidir. Şahsımı aday göstermek için lehimde imza vermek suretiyle beni o kürsüye çıkaran arkadaşlarımızın sadece bana verdikleri imzayla değil bir ömür boyu taşıyacağım şeref nişanesini bana emanet etmiş oldukları için de mutluyum onlara da müteşekkirim. Evet. E, kıyamet gününe kadar e, o kıymetli dava arkadaşlarımı unutmayacağımı kamuoyuna buradan deklare ediyorum. Çok güzel. Peki efendim, e, sayın Bahçeli dedi ki işte fitne e, başarılı olamamıştır mealen. Yazılı açıklama yaptı zaten. Nasıl ha. değerlendirdiniz? Siz duydunuz mu, gördünüz mü, okudunuz mu? Ben sayın o Bahçeli... ben o beyanları hiç üzerime almıyorum ama sayın genel başkanımızdan daha birleştirici bir konuşma ve tavır beklediğimi söylemekte de beis görmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi sadece Milliyetçi Hareket Partililerin değil, büyük Türk milletinin umut ve medet kapısıdır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin birliği ve beraberliği, Türk milletinin birliği ve beraberliğinin evet. sigortası anlamını taşır. Bu konuda keşke biraz daha evet. e, e, özen gösterseydi e, konuşmasına diyorum ama o olumsuz beyanların hiçbirini üzerime almıyorum. Şahsıma söylenmiş de kabul etmiyorum. Dolayısıyla cevap vermeyi de bu sıcak ortamda çok münasip bulmuyorum. Ben. Efendim kardeşim terörden terörle mücadele eden şehitlerden başka bir şey konuşmuyorsunuz. Ne iktidarı be kardeşim. Kendi kendinize rüya görmeyin demiş bir seyircimiz. Ne Doğrudur bu kabil beyanlar var. Milliyetçi Hareket Partisi deyince akla terörle mücadele geliyor... Evet. ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bu konuyla alakalı çözüm önerinin önerilerinin millet tarafından e, e, ciddiye alındığı eee kanaati bu vesileyle hasıl oluyor. E, Türkiye sıradan bir terör e, olayıyla karşı karşıya değildir. Terör destekli ve dış destekli bir siyasal Kürtçülükle e, karşı karşıyadır. Bir gayri nizami harple karşı karşıyadır. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin bütün problemlerini e, kucaklayabilecek ve karşı karşıya bulunduğumuz bütün sorunlara çözüm önerileri sunabilecek bir siyasi kurum olma özelliğiyle de temayüz etmesi lazım. Gel. Terör elbette ki Türkiye'nin en büyük problemlerinden biridir ama ekonomik problemleri vardır, sosyal problemleri vardır, e, gençliğin önemli problemleri vardır. Yaz-Boz tahtasına döndürülmüş eğitim sisteminde ciddi düzenlemeler yapılmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket milletin bütün problemlerini çözmeye yönelik projeleriyle Türk siyaset sahnesinde varlığını sürdürmelidir ve buna bağlı olarak da milletle kucaklaşmasının kolay hale getirilmesi lazımdır diye düşünüyorum. Ben. Efendim dediniz ki Türkiye'yi terör ve bölünme belasından kurtarmak için geliyoruz. Hayır öyle demedim. Ee, sadece terör ve bölünme belasından değil. Haksızlığa, yolsuzluğa, uğursuzluğa, adaletsizliğe karşı soylu bir başkaldırıdır milliyetçi hareketin siyasi e, Türk siyasetindeki varlığı ve milliyetçi hareketin artık böyle anlaşılması, böyle algılanması lazımdır. Hiç kimse milliyetçi hareket partisinin e, öncelikli sorunların çözümü değil, e, çözümü için değil ee, uzun vadeli problemlerin de çözümü noktasında e, yol gösterici olduğunu düşünmesi lazım. Böyle bir kimliğin böyle bir siyasi kurum olma özelliğinin de akıldan uzak tutulmaması lazım. Sakarya'dan sevgiler. Yolunuz ya bahtınız açık olsun. Sayın başkanım Mehmet Kazıcıoğlu bu mesajı göndermiş. Ya kardeşim AK Parti'nin işine gelen konuşmalar yapma. Bölücülük yapma. Şimdi MHP'de birlik zamanı. Ne oldu da aday oldun? 48 oyu zor aldın." demiş bir seyirci. Doğru söylemiş. 48 oyu evet zor aldım ama Türkiye'nin sevgisine mazhar oldum. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne il başkanlığı döneminde de en ciddi muhalefeti yapan kişiyim. Dolayısıyla bu arkadaşımızın şahsıma yönetmiş olduğu ithamı biraz insafsızlık olarak görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nde ben ülkücü müktesebattan gelen biriyim mensubu olmakla şeref duyduğu Milliyetçi Hareket Partisi'ni başka siyasi partilerin malzemesi yapabilme ihtimalim söz konusu bile olamaz. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında Büyük Türk milletiyle buluşmuş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesinin bugünkü yegane siyasi organizasyonu. Ya Erkentan bunlar şehit cenazesinden başka bir şey bilmezler. Oralardan beslenirler. Geç bunları. Epi topu yüzde on işte demiş. Ne diyorsunuz? Bunu da söyleyebilir arkadaşlarımız. Ama biz şehit cenazelerini istismar eden bir siyasi parti değiliz. Biz bundan zaten zul duyarız. Biz 5 bin tane evladını toprağa vermiş bir e, davayı temsil ediyoruz. Dolayısıyla şehit kavramının sıradan sahiplerle gündeme getirilmesi ve istismar edilmesini bizden beklemek abeste iştigal olur. Erdal Keskin demiş ki günaydın genel başkan seçilseydi devlet bahçeli gibi meclis çalışmalarında AK Parti'ye stepne görevi kendisi de olur muydu? Bu da biraz e, insafsız bir yaklaşım. <laughs> e, doğrusunu isterseniz saygıyla karşılıyorum ama. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında yol gösterici kimliğiyle e, tanınmıştır. İktidarın e, doğrularını destekleyen, muhalefetin de doğrularında zaman zaman muhalefetle birlikte hareket eden e, bir siyasi kurumdur. Ama e, bazen hem yanlış algılar oluşabiliyor hem de e, bazen yanlış kararlar da verilebiliyor. E, halk nezdinde böyle bir kanaatin hasıl olması da söz konusu olabiliyor. Ben bunu kurultay çalışmalarında da seçim zamanında da defalarca e, dile getirdim. Türkiye'nin doğusuna doğru gittiğimizde Cumhuriyet Halk Partili'leşmiş gibi algılanan, batısına doğru gittiğimizde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, destek görüntüsü sergileyen bir Milliyetçi Hareket Partisi algısı var bunun mutlaka değiştirilmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin özgün haliyle anılmasını temin etmek lazımdır. E, Gökhan Akkuş, karizma ise karizma, hitabetse hitabet, duruşsa duruş. İşte daha ne arıyorsun kardeşim hepsi müsavatta var demiş. Herhalde sizin adamlardan bir tanesi bu <laughs> arkadaş. E, o da teveccüh göstermiş. Eleştiriye nasıl saygıyla yaklaşıyorsak Övgüye de saygıyla ama dikkatle yaklaşıyoruz efendim. Demiş ki Erkan Tan Devlet Bahçeli Yönetimi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne step ne oldu? Hep siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Erdal Eğin yine böyle mesela. Yine böyle. ben. Siz e, diyoruz, yine doğru eğri Evet diyoruz, yani demiş. ama şu evet. var bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partili'leşmiş gibi sekülerleşmiş gibi bir algı oluşuyor. Bazı yerlerde de AKP'leşmiş ya da AKP'ye destek görüntüsü sergileyen bir milliyetçi hareket algısı oluşturuluyor. E bunun değişmesi lazım. Milliyetçi Hareket Partisi kendiyle anılması ve kendi doğrularıyla Türk siyasetinde varlığını sürdürmesi lazım. Mert Karakuş ben İstanbul'dan Polis sendikası kurulmasına destek verir mi demiş bir seyircimiz. Musavat Dervişoğlu gönlümüzün lideri. Tebrik ediyorum. Asım Cep Anamur'dan bu mesajı göndermiş. Kayseri'den Gökhan Devlet Bahçeli'nin seçilmesi MHP'nin yıkılması demektir. Şu anda konuşan iyi konuşuyor ama unutmasın ki bu ülkede herkes vatan diyor. Ama herkesin içinde esrar satan da var, başka şey satan da var demiş bir şeydi. Bu da evet, sizinle e, alakalı değil ama. Değil tabii ama şu var, şöyle bir durum söz konusu oldu. Özellikle iş başına gelen bu iktidar döneminde değerler birbirleriyle çatışıyor. Sanki milliyetçilik bir partinin, cumhuriyetçilik bir diğer partinin, ya da işte dindarlık başka bir partinin inhisarına alınmış gibi sunuluyor. Hem milliyetçilik hem mukaddes ve mübarek dinimiz hem de cumhuriyetimiz hepimizindir. Bu değerleri birlikte ve müştereken yaşatmak mecburiyetindeyiz. Çatışmanın ve kutuplaşmanın oluşturduğu bataklıktan beslenmek gibi bir siyasi davranış bozukluğunun mümessili gibi de olmamalı, anılmamalı. Canım çatışma diyorsun, kutuplaşma diyorsun. Kendin gittin genel başkan adayı oldun. Çatışma ve kutuplaşmanın malzemesi oldun. Ne haber demiş. Evet onu da diyebilir. <laughs> Ona da saygıyla yaklaşıyorum. Ama ben bütün bir kampanya boyunca böyle bir kutuplaşmanın Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Türk milletine vereceği zararı anlata geldim. E, kongrede siz de sözlerinizin başında ifade ettiniz. ...bir genel merkezcilik ve koray aydıncılık hali oluştu. Bu kutuplaşmanın milliyetçi harekete zarar vereceğini ifade etmiştim. O sebeple isteyen genel merkezci, isteyen koray aydıncı olabilir. Ben yanımda bir tek müsavatçı bile istemiyorum. Yola baş bu Alparslan Türkeş gibi çıktım. Yolculuğumu baş bu Alparslan Türkeş gibi sürdüreceğim. bölünmüşlüğe fail olmak değildir niyetim. Asıl hedefim de birliğe sembol ve önder olmaktır diye ifade etmiştim zannediyorum arkadaşımız o beyanımı atlamış efendim atlamış mı efendim peki evet. efendim kongrede aldığınız alkışı nasıl değerlendiriyorsunuz sevgiye masar olmak takdire masar olmak oya masar olmaktan çok daha önemlidir benim için uzun vadede Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde şahsıma gösterilmiş olan sevginin teveccühe dönüşeceği kanaatini taşıyorum az evvel 40 imzadan bahsettik e, bu 40 imzayı toplamak fevkalade zordu. Bu 40 imzayı toplamamızı engellemek için bazı çevrelerin yoğun baskılarıyla da karşı karşıya kaldık. Bakın buradan uyarıyorum bilgilendirmek amacıyla e, insanları verdiği imzadan imtina ettirmeye çalışmak kişinin kendisine olan saygısına zarar verir. E, bazı arkadaşlarımız bunu yaptılar. Sıfat sahibi olan e, insanlardır bunlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni kadrolara ihtiyacı vardır. Ee, yeni bir merkez yönetim kurulu seçilmiştir. Bu ifadelerimden Sayın Genel Başkanımı tenzih ederek söylüyorum. Ama e, ilacın bile son kullanma müddeti vardır. Bazı arkadaşlarımız eğer çok yeterli ve faydalı hizmetler e, üretebilmiş olsalar olsalardı... Milliyetçi Hareket Partisi bugün çok farklı bir yerde oldu siyasetinde. Genel Başkan'ı evet. tenzih ediyorum tenzih ama ilacın bile son kullanma tarihi evet, vardır. vardır. Ben bunu o bazı biraz Genel Başkan'a da gider ama tenzih Hayır. E, Sayın Genel Başkan'a söyledim ya bilgilendirme ve uyarı amaçlı e, söylüyorum. Cumhur bunu manşet yapıyoruz. Tweet atacağız. Hı. On binlerce takipçimiz bir var. Onlar da duyacaklar. E, yani ben söylediklerimi Genel Başkan'ımı tenzih ederim ama ilacın bile son kullanma tarihi vardır. Genel mi? Başkanımızı tenzih ederim ama ilacın bile son kullanma tarihi vardır bazı insanlar şayet sanıldıkları kadar faydalı olmuş olsalar idi Milliyetçi Hareket Partisi bugün siyaseten farklı bir yerde ve çizgide olur da olurdu dedim bunu neye istinaden söyledim 40 imzayı toplamamıza engel olmak üzere siyasi statüleriyle mütenasip olmayan bazı girişimlerde bulunan kişilere atfen ifade ettim. Evet. Benim ne söylemek istediğimi muhataplarım çok iyi anlamıştır. Bir ülkücüye atmış olduğunuz imzadan vazgeçin denmez. Kişinin kendisine olan saygısına zarar verir bu dedim. Evet. Bu söylediklerimi de açık ve net olarak ifade ediyorum. İnsanlar güce tapınmaya alıştırılamaz. Milliyetçi ülkücü hareket içerisinde güce teslim olmayı uygun, makul ve meşru bir davranış gibi sunmaya çalışanlar Türk milletinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gücüne bakarak ona oy vermesini meşru kılar. Eyvah. Çok Bunu ağır. Da söylüyor. Söylüyor. Gayet yani tabii ki güce söylüyor. Tapı, bir ülkücü güce tapmaz, güç ülkücü de bile olsa. Öyle mi? Çünkü ülkücü e, Türk milletinin ortalamasıdır. Siz ülkücüyü güce tapınmaya alıştırırsanız Millet de başka bir yere tapınmaya alışmayı meşru olarak algılar. Ülkücü sadece ilim sahibi insan değildir. En büyük ilim bugün bilgisayar kutularındadır. Ülkücü irfan sahibidir. Ülkücü dava sahibidir. Türk siyaseti geçmiş dönemlerde dava sahibi insanların iştigal alanıydı. Evet. Şimdi Ülkücü davaya tapar, şimdi, bana Şimdi, şimdi Allah'a tapar şimdi, ama şimdi, güce ve insana tapmaz dediniz. Güce izleyen. ve insana tapmaz, ülkücü irfan sahibidir dedim. Ülkücü irfan sahibidir. En büyük ilim bugün bilgisayar kutusundadır dedim eğer ilimse. Evet. Ama dava sahibi olmak, irfan sahibi olmak ayrı bir şeydir. Milliyetçi ülkücü hareket İlim ve irfan sahibi adamların varlığıyla, Bakın dava sahibi ülkü, insanların... Güç, ülkücü bile olsa, ülkücü güce tapmaz. Asla kata tapmaz. Ben onun için söylüyorum. Beşerin gücüne tapınıp, makam ve mevki sahibi olmaktansa, atımı uçuruma sürmeyi tercih ederim. Yaptığım da odur. Beni dava arkadaşlarımla birlikte Aziz Türk milletinin doğru anlamasını istiyorum. Bu sözlerin bazılarına... E, ağır gelebilir ama kimseye bühtanda bulunmuyor. Milliyetçi ülkücü hareketin e, değişime ve yenileşmeye ihtiyacı yok. Evet. Milletin milliyetçi hareketten beklediği özüne bağlı kalarak gelişmesini temin etmesidir diye de bunu kurultay kürsüsünde de ifade etti. Bir daha söyleyeyim milliyetçi hareketin yenileşmesi ve değişmesi değildir milletin milliyetçi hareketten beklentisi. Ee, Hadi, gel, özüne özüne bağlı kalarak gelişmeye muvaffak olabilmesidir. Milliyetçi Hareket Partisi bunu gerçekleştirdiği anda milletle buluşur, iktidarla kucaklaşır. Bunda zerre bir kuşku taşımıyor. Ama herkesin yerini, statüsünü doğru bilmesi lazım. Ee, amiyane tabirle attıkları taşın ürküttüğü kurbağaya da değmesi lazım. Arkadaşlarımız bir taş atıyorlar. Bazı yanlışlıklar yapıyorlar. Bunu makam mevki sahibi insanlar yapıyor. Her kurultay döneminde, kongre döneminde bunları maalesef ve maalesef yapıyorlar. Ondan sonra geriye kalan 3 yıllık dönem içerisinde biz bu oluşturdukları hataları telafiyle zaman kaybediyoruz. E, zamanı kaybediyoruz ama e, bu kaybettiğimiz zaman milliyetçi Ülkücü hareketle ne birlikte yani milliyetçi ülkücü hareketle birlikte e, Türk milletinin zararhanesine yazılıyor e, bu kaybedilen zaman. Yani ne ne taşı atıyorlar yani. Siyasette e, entrikacılığı e, teşkilatçılık gibi sunmaya çalışıyorlar. Eyvah bu, eyvah çok büyük laf. Bu, bu entri BHP'de sadece Milliyetçi Hareket <laughs> Partisi'nde değil. Siyasette. Bu bütün Siyasette e, siyasi entrikacılığı, e, partilerde entrikacılığı entrikacılığı evet, teşkilatçılık gibi sunanlar var. Teşkilatçılık gibi e, sunup meşrulaştırmak isteyenler vardır. E, bunlar bu alışkanlıklarını terk etmelidirler. Çünkü bu arkadaşlar statü, makam ve sıfat sahibi oldukları için genç kardeşlerimize doğru örnek olmayı beceremiyorlar bu davranışlarıyla. İki yıl önce Hakkı Şafak sesi İzmir'de konuşturmadın. Fethullahçı bölücü dedin. Şimdi kendin niye aday oldun demiş bir seyircimiz. E, Sayın Hakkı Şafak sesi İzmir'de konuşturulmaması hadisesiyle benim uzaktan yakından bir ilgim yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nin meşru zeminidir kurultay salonu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde söz söyleme hakkını statülerinden değil mücadele geçmişlerinden alan hemen herkes Milliyetçi Hareket Partisi'nde her makama aday olabilir. Ben kurultay çalışmalarını yaparken bu çalışmaları sadece il teşkilatlarının organizasyonlarına bıraktım ve bütün toplantılarımı da parti teşkilatlarında yaptım. Bu netameli süreçte teşkilatların duyarlılığını da nazarı itibari alarak bazı makamlara talip kişilerin davranışlarına özen göstermesi lazımdır. Milliyetçi hareketin elbette ki dogmaları yoktur ama gelenekleri vardır. Bu geleneklere riayet etmek tüm Milliyetçi Hareket Partililerin vazifesidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve Ülkücü Hareket'ten büyük bir tek insan bile yoktur efendim öyle bir çok senin ayrıcalığı yok. Ama bir seyirci de Alparslan Türkeş'in merhumun lafıyla size e, e, vurmuş. Demiş ki e, hani e, dava adamıydın. Hani e, ülkücü ve MHP'liydin. Lidere bağlılık yok mu bizim davada? Lider Bahçeli. Elbette ki elbette Demiş. ki vardır. Sayın Baş Genel Başkanımız şu anda Milliyetçi Hareket Partisi e, genel başkanlığı makamında oturmaktadır ve bizim ona e, saygımız ve bağlılığımızın sonsuz olduğunu herkes çok iyi bilmelidir. Evet. Ama kurultayları biz e, fantazi olsun diye yapmıyoruz. Beğenmediğiniz bir şey var ise e, değiştirilmesini istemediğiniz bir söylem var ise de gözden geçirilmesini sağlamak gibi bir önemli bir Kurultayları fantazi olsun diye yapmıyoruz. Evet, eğer beğenmediğiniz var ise e, değiştirilmesini. E, kabullenemediğiniz bir söylem var, varsa da düzeltilmesini istemek bu sürecin e, hakkını teslim etmek ben, ben, anlamına ben, gelir. Merhum Türkeş'in e, ilkelerine dokuzu aykırı değil mi bu? Hayır efendim Sayın e, Başbuğ'un, rahmetlik Başbuğ'umuzun cennet mekan Alparslan Türkeş'in öyle bir beyanı yoktur. He, onun tanımına göre her ülkücü bir e, neferdir. O kürsüde konuşurken de söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde en şerefli görev neferliktir diye de ifade ettim. Evet. Ee, rahmetlik başbuğumuzun teşkilat, doktrin, lider eleştirilmez diye bir lafı yoktur. Eleştirinin doğru zeminde ve doğru zamanda yapılması lazımdır. Kurultay zaten doğru zemindir. Ee, zamanlama da doğrudur. Ee, kurultay döneminde yapılan e, bir takım eleştirilere de parti yöneticilerinin saygı göstermesi lazım. Peki neyi beğenmiyorsunuz? Neyin değişmesini istiyorsunuz? Ee, az Kardeşim önce az önce e, az önce e, ifade ettim. E, milliyetçi hareketin özgün e, haliyle tanınması lazımdır dedim. Milliyetçi hareket böyle bir sunum ...gerçekleştiremiyor. E, medet kapısıdır, umut kapısıdır milliyetçi hareket dedim. İktidar olabilecek ve iktidara talip bir e, parti görüntüsü ortaya koyamıyor diye e, ifade ettim. Bazı insanlar var. Bu insanların kıymetleri kendilerinden menkuldür. Elde edilmiş büyük bir başarı olmamasına rağmen siyasi himaye şemsiyesi altında varlıklarını sürdürmektedirler. Ben bütün Türkiye'yi gördüm. Siyaseten bu arkadaşların ehliyetinden zerre tereddütüm yoktur. Onun için söyledim. Ehliyetlerinden tereddütüm yok ama artık verecekleri bir şey de kalmamıştır. İlacın bile son kullanma tarihi vardır derken... Esas ee, esasen kastettiğim de odur. Bunları kurultayda söyleyemeyeceksek, kurultay döneminde söyleyemeyeceksek ne yapalım? Kapı arkasında dedikodu ve pazarlık yapmak bizim geleneklerimizle örtüşmüyor. Ee, bana az önce sormuş diye arkadaş başvurumuzla ilgili. Bana e, pazarlıklara kapatılan kapıların fazilete açılacağını öğretmiştir Alparslan Türkeş. O sebeple Musavat Dervişoğlu belki bazı bazılarına ağır geliyor ama doğruları söylemeye son nefesine kadar devam edecektir. Bundan bir tek ülküdaşımın bile tereddüt duymamasını istiyorum. bir daha söyler misiniz bu lider doktrin o üçlüyü bir daha söyler misiniz? O üçlüye aykırı değil yaptıkları mı? Hayır asla Dediyorum. ve kata değil. Bana hiç kimse teşkilat disiplini ülkücülük dersi vermeye kalkışmasın. Ben o gelenekten geliyorum. Ben Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış. 10 yıl İzmir İl Başkanlığı yapmış merhum liderim cennet mekan başbuğum Alparslan Türkeş Bey'in yanında da ve şimdi muhterem genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yanında da rahliyeyi tedisat almış birisiyim. Dolayısıyla ben Milliyetçi Harekete ve Ülkücü Harekete hangi laf zarar verir hangi laf fayda sağlar onu en iyi bilenlerden biri olduğumu söyleyebilirim. O sebeple e, vicdan sınırlarını zorlayan hamasete dayalı e, akıl ve izanla bağdaşmayan eleştirileri de makul karşılayıp mazur görebilmem mümkün değildir. Efendim Müsavat Dervişoğlu MHP kurultayında 3. sırada çıktı. Fakat benim yaptığım bir değerlendirmede genel kurulda işte kurultayda delegelerin genel başkanı Devlet Bahçeli tribünlerin genel başkanı Koray Aydın gönüllerin genel başkanı Müsavvat Dervişoğlu olmuştu. Şu üçlüyü zorlamıyor yaptığım açıklamalar. Onu bir manşet yapacağız da yapamadık. Bir daha söylerseniz yapabiliriz efendim. Lider doktrin teşkilat. Lider doktrin merhumun, merhum başbuğun. Merhum başbuğumuzun öyle bir ifadesi yoktur efendim. Lider doktrin ama teşkilat, harekette şöyle bir şey vardı. Lider doktrin teşkilat üçlemesine aykırı değil. Hayır mi? buna üçleme demeyelim yanlış yorum olur. Bizde bir genel kanaat vardır. Teşkilat, doktrin ve lider eleştirilmez diye. Evet. Böyle bir şey yoktur başvurumuzun. Evet. Liderin de zamanı geldiğinde eleştiriye açık olduğu doktrinin de Zaman ve zemin dediniz. Tabii ki doktrinin de doğru zamanda meşru zeminde doktrinin de gözden geçirilmesini icap ettiğini ve teşkilat yapısının da eksiklikleri varsa o eksikliklerinin ikmale yönelik e, her türlü tedbirin alınmasına cevaz verdiğini söylüyorum ben. Evet. Yani bugün ben mesela şunu söyledim. E, rahmetlik başvurumuzun e, dokuz ışık doktrini e, geliştirilerek 9 e, ayrı cilt halinde yayınlanmalıdır dedim. Evet. Bu doktrini eleştirmek anlamı taşımaz. Burada bir inkişaf ve tekamül arzusu vardır. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlak surette bunu gerçekleştirmesi lazımdır diye söylüyor. Bir sürü evet. bir sürü e, araştırma görevlisi, doçent, profesör partinin e, ARGE tarafından oluşturulmuş kurullarında görev yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye'nin ve Türk dünyasının sorunlarına, dünyanın problemlerine çözüm önerilerini Dokuz ışık doktrinini esas almak üzere ve o doktrini geliştirip güçlendirerek çözüm önerilerini sunmak gibi bir zaruretle karşı karşıya bulunduklarını da bu vesileyle hatırlatıyorum. Meyve veren ağaç taşlanırmış gelen eleştirilere bakılırsa iyi yolda demiş bir seyircimiz. Türkiye yeni bir liderle tanıştı diyorlar. Erkan Tan yanlış söyledin Türkiye var olan yeni bir lideri yeni tanıdı Levent Uygur. Bunlar senin adamlar Müsavat abi. Efendim eleştirileri yapanlar nasıl düşmanlarım değil ise bu övgüleri yapanlar da dostlarım değildir diyemem. Evet. Ama hiç kimseyi düşman olarak görmüyorum. Eleştiri yapanlar da dostlarımız iyi niyetle yaptıkları kanaatini taşıyorum bu övgüyü yapanlar da bizim dava ve kader arkadaşlarımız. Şahsımdan esirgemedikleri sevgi için onlara şükranlarımı sunuyorum. Ömrünü bu davaya adamış birisi olarak Bahçeli'nin kapanış konuşmasını şiddetle kınadım. Adnan Uçar Adana'dan bu mesajı göndermiş. Ee, o konuyla ilgili görüşlerimi ifade ettim. Ee, daha kucaklayıcı bir konuşma olmasını arzu ederdim. Evet. Buradan onu da söyleyeyim. Ee, bakınız Milliyetçi Hareket Partisi'nde ...bir takım oyunların oynandığı ifade ediliyor. Bunlar doğrudur. Türkiye üzerinde hesabı olanın... ...Milliyetçi Hareket üzerinde planı olması kadar... ...doğal bir şey yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi'nde... ...makam ve mevkiyi işgal edenlerin... ...bu hesapları ters yüz etmek... ...planları bozmak gibi de... ...bir sorumluluk taşıdıkları kanaatindeyim. Ayrıca şunu söylüyorum... ...bu dış destekli oyunlar... ...hep Milliyetçi Hareket Partisi'nde... Kurultay döneminde oynanıyor diye e, kamuoyu gündemine gelir. E, kurultaylar bittikten sonra MHP üzerinde planı olanın duracağını beklemek, küstüm oynamıyorum e, diyeceğini e, beklemekle abeste iştigaldir. E, bu kabil şeyleri söylemeye devam edersek bu kurultay bittikten sonra bu dış güçler ne yapıyor sorusuna parti içinde cevap aramak mecburiyetinde kalırız onu da e, dikkatlerine sunuyorum bazılarını Çok ağır konuştunuz efendim. Efendim ağır konuşmadım. Doğruyu konuşuyorum. Doğruyu mümkün mertebe. Televizyonun yeni Ve açanlar olabilir. Bir daha kısaca anlatır mısınız? Lisanı münasiple anlatmaya çalışıyorum. Nedir lisanı münasiple söylüyorum, her kurultay, her kurultay döneminde deniyor ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde oyun oynanıyor. Evet. Ben de diyorum ki kurultay bittikten sonra MHP içinde oyun oynayanlar küstüm oynamıyorum diyerek oyunu bırakıyorlar mı? <laughs> eğer her kurultay döneminde MHP içinde oyun var diye konuşur isek o zaman bir e, umutsuzluk bataklığına sürükleriz insanları. <laughs> Kurultayda oynayanlar bu sefer derler ki kurultay sonrası dönemlerde de MHP içinde birileri oyun oynuyor derler. O zaman dava ve kader arkadaşlarımız içinde sürekli oyunlar oynanan bir siyasi partinin e, sıkıntılı bir süreçten kurtulamayacağına da inanmaya başlarlar. Başardık, bir ülkücü şunu demelidir öncelikle. Bana hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, hangi tuzakları kurarlarsa kursunlar, sonuç ne olursa olsun ben Milliyetçi Hareketi iktidar yapacağım demesi lazımdır. Oyuna teslim olmak, oyun varmış gibi ortaya bir takım takdimlerde bulunmak bu oyunun oynandığı dönemden sonra da içinde oyun oynanmaya elverişli bir siyasi kurum olma özelliğiyle tanımlanın milliyetçi harekete hiçbir faydası yoktur. Bunu yapanlar yapmaktan vazgeçsinler diyorum. Nasıl? Oldukça net söylüyorum. Çünkü kurultayda oynanan oyun kurultay sonrası da Şimdi oynat oynatılır. Milliyetçi Hareket Partisi onun bunun oyun oynayacağı yer değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz Milliyetçi Hareket'e kurulan her türlü tuzağı, her türlü oyunu bozacak kadar kudretli bir hareketiz diyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dava arkadaşlarıma da bunu anlatsınlar. İçinde oyun oynanan bir parti. Cirit alanı Milliyetçi Hareket Partisi de? Her önüne gelen oyun oynuyormuş. Olur muymuş öyle bir şey? Milliyetçi hareket herkes doğru tanımalıdır. Milliyetçi hareket herkese doğru tanıtılmalıdır. Yapmaya çalıştığım budur. Evet devam ediyoruz kardeşim. Sen boş ver bu işleri. Epi topu yüzde on dört. Biraz önce söyledim gargaraya geldi. Bir daha mesaj atıyorum demiş. <laughs> Gel AK Parti'ye katıl. Seni orada kral yaparız biz demiş bir seyircimiz. Yine gargara yapmış. İfadesinden onu <gülüyor> anlıyorum. <gülüyor> e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek başına iktidar olabilecek bir kudrete sahip bulunduğu kanaatini taşıyorum. Siyaset bilen adamın, matematik bilen adamın bunu imkansız görmemesi lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin en zor şartlarda elde etmiş olduğu yüzde on üçlük oy potansiyelinde e, kamuoyu araştırmalarına göre başkaları, başka siyasi partilere oy veren ama siyasi kimliğini e, ülkücü diye tarif eden en az yüzde on beşlik bir kesim daha vardır. Evet. Bunları Milliyetçi Hareket'in çatısı altında toplamak Milliyetçi hareketi tek başına iktidarla buluşturur hiç kimse mutlak güç değildir ve az önce de söyledim mutlak güç Cenabı ı haktır onun iradesidir Onun dışında bir mutlak güç tanıyabilmemiz mümkün değildir Cenabı Allah nasip edecek gün gelecek bu aziz millet büyük Türk milleti milliyetçi hareketin iktidarıyla tanışacak tek başına iktidarıyla. ve tek başına iktidarıyla tanışacak o zaman aşılamayacak bir sorununun olmadığı da ortaya çıkacak ben milliyetçi hareketin kendi iç meselelerini hallettiğinde Türkiye'nin ve Türk dünyasının çözülmeyecek bir tek problemi bile kalmayacaktır diye inanıyorum. Bizim liderimiz Tayyip Erdoğan kardeşim, sen daha çok beklersin demiş Ak Parti'li. Mübarek bizim. olsun efendim arkadaşımıza evet. onun lideri. Evet. <laughs> Başka bir şey demiyor musunuz? Hayır çok fazla bir şey söylemiyorum. Ben e, e, bir kere e, ifadelerin terbiyesinden e, de bir anlamıyla e, mesulüm. E, bir Ak Partili arkadaş e, gelmiş bize bunu söylüyor. Onun lideri ona mübarek olsun demekten. Başka bir şey göremiyorum. Ama benim Tayyip Erdoğan'la ilgili yorumumun değerlendirmemin ne olduğunu da ...kamuoyu çok yakinen biliyorum. İşte onu öğrenmek istemişler efendim. <laughs> Beni boş yere kaşımasınlar. <laughs> peki, peki. Devam <laughs> ediyoruz. Müsavat Dervişoğlu MHP... ...kurultayında 48 oy aldı. Üçüncü çıktı. Fakat salonda en çok alkışlanan... ...kişi olmuştu. Peki bir seyircimiz demiş ya helal olsun... ...şu Suriye politikasını da bir eleştir bu iktidarın... Bunlar bir muhalefet görsünler. Helal sana. Ülkücü olmakla gurur duyuyorum. Aslında ülkücü hareket yeni liderini buldu galiba demiş bir seyirci. Evet göstermiş. Ben söyledim Milliyetçi Hareket'in içinde en şerefli görev benim için neferliktir diye. Dış politika konusunda Türkiye çok ciddi bir irtifa kaybıyla karşı karşıyadır. Yaşadığımız coğrafyada farklı AB'ler elde edinilmiştir. Büyük Orta Doğu eş projesinin eş başkanlığının büyüsüne kapılan bir başbakan ve hükümet tarafından Türkiye yönetilmiştir. Yönetilmektedir. Şah olması icap eden coğrafyada maalesef ve maltesef piyon konumuna düşünülmüştür. Artık neredeyse birileri ellerine kalem alacaklar ve siyasi sınırları yeniden çizmeye yeltenecekler. Bu hükümet iş başına geldiği günden itibaren stratejik derinlik ifadesiyle e, sıfır sorun e, komşularımızla sıfır soruna e, dayalı bir e, dış politika kurgulamaya çalışmıştı. Şimdi e, sorunumuz olmayan komşumuz kalmadığı gibi bize uzak coğrafyalarda da yeni düşmanlar elde ediniyoruz. Bu coğrafyada kişisel ilişkilerle değil e, devlet aklıyla hareket etmek lazımdır. Özellikle dış politikada elbette ki aktif bir politika doğrudur ama... Türk siyasetinin temelinde aktif politikanın yanında bir de ihtiyatlı bir politikanın takip edilmesi gerektiğine sürekli vurgu yapılmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh demesinin bir gerekçesi olsa gerektir. Hiç kimse yeni Osmanlıcılık, Anadoluculuk, efendim bu kabil kavramları gündeme taşıyarak Türk milliyetçiliğinin kapsamını daraltmaya kalkışmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesi Türk Milliyetçiliğidir. Türk Milliyetçiliğinin günümüzdeki yegane siyasi organizasyonu da Milliyetçi Hareket'tir. Milliyetçi Hareket'in iktidarında bugün dış politikada karşı karşıya bulunduğumuz irtifa kayıpları son bulacak Türk dünyasıyla İslam coğrafyasıyla ve İslam ümmetiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti mutlaka barışacaktır. Yaşadığımız coğrafyanın ee, dezavantajları olduğu gibi avantajları da vardır. Bu avantajlardan yararlanmayı e, beceremeyenler e, Türkiye'yi satranç tahtasında sıradan bir taş konumuna düşürmüşler. Onu ee, Şah olacağım derken piyon oldular dediniz. Demiyorum. Piyon durumuna düşürülmüştür dedi. Yani ben e, kanaatimi söylüyorum. Yargıda bulunacak bir mevkide değilim. Şayet yargıda bulunabilecek bir mevkide olursam o zaman kanaatlerimi yargılarımla da beslermem. beslerim. Evet. Ben mesele ideolojik bir pencereden bakıyorum. Türkiye yaşadığı coğrafyanın dezavantajlarından müzdarip ama avantajlarından yararlanamayan bir ülke konumuna düşürülmüştür. Bu da e, Sayın Başbakanımızın dış siyaseti özel ilişkileriyle yönetmeye kalkışması e, hastalığında müzdarip olmasından e, ekonomiye kaynaklanmaktadır. Ekonomiye doping, ekonomide e, müthiş iş, e, kredi notumuzu yükselttiler. Çok. Gerçi daha önce de niye düşürdüler diye kızıyordu hükümet bunları, bunları. Görmüyor musun ekonomi ne kadar güzel, devrim yaptı yahu bu iktidar nesini eleştiriyorsun diyenler var. Doğru, doğrudur diyebilirler. O zaman e, icra dairelerine gitsinler, takip edilen dosya sayısına baksınlar. Kapatılmış esnaf kepenklerine baksınlar. Şarteli indirilmiş fabrikalara baksınlar. İthalat lobisine teslim edilmiş ticaret, iç ve dış ticaret dengelerine e, baksınlar. E, i̇şsizliğin ve sefaletin artık e, bir ekonomik kavram olmaktan öte e, sefalet kültürünün teşekkülü noktasında argüman olarak nasıl kullanıldığına baksınlar. Gerçekleştirdikleri sosyal yardımlardaki artışlara baksınlar. Türkiye'de 15 milyonun üzerinde aç ve sefil insan vardır. Türkiye'de bugün çorbasını, tenceresini kaynatamayan 15 milyon insan varken ekonomi iyiye gidiyor demek çok kabul edilebilir bir şey değildir. Ekonomi çok kötüye gidiyor ama bu hükümet tarafından... Göstergeler iyiye doğru gidiyor. Eyvah eyvah. Adil olmayan. Bu da ekonomik eleştiri bu. Ekonomi kötüye gidiyor, hükümetin göstergeleri iyiye gidiyor. İyiye gidiyor <laughs> evet bunu da Ekonomi söylüyorum. Ekonomi kötüye, evet. hükümetin göstergeleri iyiye gidiyor. Bu da bir manşet yapıyor. Tabii ki yapabilirsiniz. Çünkü bütün gazetelerde işte Fitch adlı kuruluşun kredi notunun yükseltmesi aletçisi evet. var. Aksi bir şey yapınca başbakan zaten hakaret ediyor. Kuruluş nerede olursa olsun. <laughs> Tanımıyor. Yani Türkiye'nin kötüye gittiğine dair, ekonomisinin kötü, kötüye gittiğine dair kredi notunun düşürülmesine yönelik e, efendim bir takım açıklamaları yapan e, kuruluşlara başbakan hakaret ediyor. E, sanki e, Rize'nin güneş suyundaymış gibi. Yani bazı şeylere özen göstermemiz lazım. E, Türk ekonomisi hiç iyiye gitmiyor. E, insanlarımız çok e, kötü durumda. Gazetelerin. Polisiye haberlerini içeren üçüncü sayfalarında e, bu zamana kadar rastlamadığımız gerekçelerle e, cinayetlerin ve intiharların nedenle arttığına şahit oluyoruz. Hatta bu ekonomik e, bozukluk Türkiye'yi bir sosyal çılgınlık ortamına doğru da e, sürükleme eğiliminde çok özen gösterilmesi lazım. E, bu olup bitenlere e, çok doğru çözümler önermek lazım. Siyasi tasuplarla değil gerçeklerle hareket edebilme kabiliyeti sergileyebilecek bir yönetim anlayışı ortaya koymak lazım diye düşünüyorum. Efendim, Müsavat Dervişoğlu Milliyetçi Hareket Partisi toplantısında, kurultayında, üçüncü sırada idi e, adaylar arasında. Sizinle ve bizimle birlikte oldu. Evet artık Devlet Bahçeli bitti diyenler var. Koray Aydın Bey demiş ki işte olağanüstü kuruta için yerel seçimlerin sonrasına bakacağız. Bu sonuçlar bu anlamı kendiliğinden getirir mi? Hayır ben böyle bir yaklaşımda asla bulunmuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hezimeti üzerine kurgulanmış bir siyasi stratejiyi kabullenebilmem mümkün değil. Bu da mühim MHP'nin hezimeti üzerine Planlanmış, planlama yapmam. Dedi. Milliyetçi hareketin ezimeti üzerine planlanmış bir siyasi stratejiyi kabullenmem mümkün değildir. Hiçbir ülkücünün bunu yapmasını uygun bulmam. Hiçbir ülkücünün de buna rıza göstereceğine asla ve kata inanma. Ne birileri şayet diyorsa ki efendim şu yerel seçimler bir geçsin. Milliyetçi Hareket Partisi almış olduğu oyun çok daha altına insin. ...bu Milliyetçi Hareket Partisi'nde yönetim mekanizmasının tartışılmasına vesile olsun. Buna bağlı olarak da önümüzdeki dönemlerde biz siyaseten vaziyet alır... ...ve bundan bir siyasi ikbal devşiriz diye düşünürlerse... ...bu hesabın siyaset mühendislerinin hesabı olduğunu söylüyorum. Zaten kurultaydaki konuşmamda zımni olarak ona da işaret ettim. Milliyetçi Hareket'in geleceğine siyaset mühendisleri karar veremez... Milliyetçi Ülkücü Hareket buna asla izin asla izin vermeyecektir. Herkes bunu iyi biz Yani böyle bir hareketin içinde olacak mısınız? O zaman olmayacak mısınız? Açık ve net olarak söylüyorum. Siyaset mühendislerinin kurguladığı bir e, çalışmanın içinde olana e, zaten e, söyleyecek lafımız olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına aday olduk. Siyaseti centilmenlik yapmak için yapmıyorum ben. Siyaseti e, sıradan bir iştigal alanı olarak da görmüyorum. Benim milliyetçi hareketin zaferinden başka kuracak başka bir hayalim yoktur. E, yerel seçimlerdeki bir olası başarısızlık, nispi düşüş, yeni bir kurultay hesabı içinde olanları e, hareketlendirecek. Bu siyaset mühendislerinin beklentisidir. Bu beklentiye uygun plan ve programlar içerisinde olanlar vardır. Ben diyorum ki bu hesabı bozarız. Bundan daha açık söylenmez çok ağır konuştunuz Ağır konuşmadım. Doğrunun altını Peki, çizmeye çalışıyorum. <laughs> Bu hesabı bozarım dediniz. Bozarız dedim. Bozarız dediniz. Ben tekil konuşmayı sevmiyorum. Ben ben demeyi bilmiyorum. Ben bizle konuşuyorum. Ben milliyetçi hareketin eee ceferine güveniyorum. Cehdine güveniyorum. Güvenmeyenler kime güveniyorlarsa? Dış lobilere mi güveniyorlar? Siyaset e, mühendislerine mi güveniyorlar? Manşetlere mi güveniyorlar? Kim neye güvenirse güvensin. Ben Cenab-ı Allah'a inanıyorum, ülküdaşlarıma güveniyorum. güveniyorum. Milliyetçi hareketin çoğunluğu da benim gibidir. Bu oyunu bozarız dediniz. Bu oyunu bozarız. Kimse milliyetçi hareketin üzerinde oyun oynamaya kalkışmasın. İstisnasız hiç kimse diyor. Hiç kimse. Siyasi bir başarısızlık, MHP'nin ezimeti üzerine plan yapanların planını bozar mı? Bozarız. Bozarız. Biz bozarız, şey. bozarız diyor. Buna yapacak gücümüz ve kudretimiz olduğuna dava arkadaşlarım inansın. Bakın buradan açık ve ne söylüyorum. Ülküdaşlarıma sesleniyorum. Biz tuzakları bozmak, engelleri aşmak üzere yetiştirildik. Efendim bizim imkanımız yok demeyin. Merhum liderimiz, cennet mekan başvurumuzun hatırlanması icap eden sözlerinden biridir. İmkansızlık ve yokluk, Türk milletinin her zaman yenmeye muktedir olduğu düşmandır. Yeni bir Türk mucizesi doğmalıdır, doğacaktır. Belki yarın, belki yarından da yak. Evet reklamlardan sonra yeniden karşınızdayız. Reklamlardan sonra gargaraya gelmesine izin vermeyeceğimiz bir başka konu ve konuk daha var. Sedef hastalığını konuşacağız. Merak edilenler, yanlış bilinenler, bunlarla karşınızdayız.